Bu Andy'nin elma çiftliği. Kendisi tatlı elma Andy'nin hikayesini anlatıyor. Fakat o kadar da tatlı değil. Kendisi aslında bizim bilmediğimiz olayları biliyor. Aslında o göründüğü gibi biri değil. Evet, bugün çocuklar için yapılmış ama çocuklara uygun olmayan o oyunu oynuyoruz. Devam ediyoruz. Eğer bu videoya 40.000 beğeni gelirse hemen yarın bütün bu Andy'nin gizemli hikayesi video olarak gelecek. Böylelikle Andy'nin gerçek yüzünü ve kim olduğunu göreceğiz. Arkadaşlarının neden böyle davrandığını göreceğiz. O zaman hadi videoya geçelim. Aynen, videoyu beğen. Hemen. Elin beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Bu Noel özel bir bölüm aslında ama biz de bayram özel diyelim buna. Ve başlayalım. Bakalım. Mutlu Noeller, iyi bayramlar. Mutlu bayramlar Andy. Teşekkür ederim. Tatlı bir, karlı bir günde. Merhaba arkadaşlar, ben Elma Andy. Ne güzel, şimdiden bayram oldu. Evet, kapı çalar. Kapı çalmaya devam eder. Hiçbir şey olmaz. Oh! Çete bakıp döndü lan. Merhaba arkadaşlar, selam. Hediyeler getirdiniz ha? Sen de getirdin balık adam. Ben sadece buradayım. Ben pasta için geldim. Çorap doldurma olayı bana da garip geliyor. Yemedim. Yemedim. Basit, basit jumpscare bunlar. Hiç korkulmaması gereken şeylerden bir tanesi aslında ama merhaba arkadaşlar, burada olduğunuza çok sevindim. Ben Elma. Kurtlanmadan, tazeyken hayatı yaşamak lazım. Şimdi bacadan giriyorum. Yine çorap doldurma olayları mı? Tamam. Bu olaylar. Ah Noel ah. Neyse bizde bayram şimdi. Ok tuşlarıyla elini hareket ettirebiliyorsun. Space bar'a tıklayaraktan stokları alıyorsun. Falan da filan da. Evet. Hadi bakalım. Noel gibi Noel. Şimdi Noel baba bir şeyler atacak ve ben... ne yapacağım? Buraya mı koyacağım? Ha buraya koyacağım. Sen de en son çok rahat konuşamamıştık. Çok rahat işler yapamamıştık. Üzgünüm. Bir de yandan hani mental yardım mı ediyorsun onu da bilmiyorum. Sadece duruyorsun bakıyorsun yani. Hayır! Biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Of! Karanlık oluyor. Ziyaretçiler geliyor. Size de iyi bayramlar arkadaşlar. Andy abim kafayı güzel yemiş. Andy abim bu hayatı çok farklı uç noktalarda yaşıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Babamı seviyorum. Ha. Tamam. Evet, bu ben. Küçük bir kız. Bu da babam. Tipe bak. Bira göbekli. Ama bazı zamanlar o ne? Öyle bir yazı yok. Anahtar deliğinden babasını bazen izlermiş ve babası ne yapıyor bu durumda? Yazılarını bir okuyabilsem keşke. Onun korkunç yüzü. Babanın katil olduğunu falan mı düşünüyorsun dostum? Şimdi ben Elma olarak küçük bir kız olacağımı düşünmüyorum. Küçük bir kız olamayacakmışım gibi geliyor. Sen kızdın, sen de bir hanımefendiydin. Tamam, şimdi o zaman yapabileceğim pek bir şey yok. Tekrardan buradan dışarı çıkamıyorum. Buradan şömineye mi gireceğim? Zaten yani her şeyi yaptım. O zaman seninle konuşacağım. Merhaba. Tamam, tamam. Kurabiyeler çıktığında onları alacağım. Zamanlamam burada değil mi? Ha tamam, şu an kabarıyorlar. Mis gibi pufuduk pufuduk, şunları eldesenize. Oh, mis gibi. Şimdi elimi yakmadan sakince almam lazım bir yandan da. Çok fazla expert değilim ama aha tamam, güzel. Şimdi bunları da hallettik. Sıra kimde? Saat kafa adam sende mi? Yoksa hanımefendi sizde mi? Tamam, kurabiyeler pişti. Bu ne anlama geliyor biliyorsun. Evet, herkesin hediye zamanı. Hey, beni bekleyin. I've got a book. I've got a clock. Now I'll finally be able to tell the time.
Saati neden saati almışlar? Aynaya bakıp saati görebilirdi aslında. Hadi Andy, aç hediyeni. Öyle bakma bana, açacağım. Hediyem canım hediyem. Bununla mı açacağım yine? Nasıl açıyorum? Açıyorum. Hediyemi açamıyorum. Elim ayağım tutmuyor ki şu an. Ha şöyle tamam, yavaş. Hayır ben. Hediyenizi çok beğendim. Arkadaşlar, çok güzel bir hediyeymiş. Ben bunu açmasam, hani şey olmuyor hani, ben insanların yanında açmayı sevmiyorum. Başka elma saat arkadaşının yanında açmayı sevmiyorum. Çünkü hani böyle tepkimden falan bozulursunuz. Merhaba. Tamam. Arkadaşlar hediyenizi çok beğendim. Teşekkür ederim. Eşek almışlar. Arkadaşlar bu da ne? Arkadaşlar nereye gittiniz? Merhaba. Ya bu Peter abi. Stop asking so many questions. Let's play a game. No, stop. You're scaring me. Yok abi bu Peter. Kesinlikle. Bu çok ilginç bir adam. In the same place he went missing. No, you're wrong. Ne? He was... Don't try and blame me now. You are fully aware of who is involved here. Bir dakika, kim kayboldu? Ben bir şeyleri çok kaçırıyorum şu an. Evet, yine Peter, sen ve ben. Yine labirent tarzı yerlerde mi dolaşıyoruz? Benden ne istediğin hakkında gram fikrim yok Peter, biliyorsun değil mi? Yırtık donundan çıkar gibi çıkıyorsun. Hey, sen kimsin? Bomba kafa. Merhaba dostum. Oh! Tamam. Bu galiba kaybolan çocuk. Ölü bulunmuştu ve onun olduğu yerde dolaşmayla alakalı bir şeyler. Wow. Ah tamam. Şu an George Orwell'ın Domuz Çiftliği arkadaşlar. Kimin kim olduğu belli değil orada ama bu karakteri gördüğümüzde bir kız çocuğunu göreceğiz. Bu şu an gerçek katillerle bir yandan mağdurlar olayına dönüyor. Bu hanımefendi, bu kişi, saat adam kime benziyormuş? Saat adam buna benziyormuş. Lost'taki bir tipe benziyor. Charlie miydi? Ha, bu da ben. Ben kimim? Ben de yanacıklı bir abimizim. Ve sen ilk kez buradasın. Hey fıstık, seni buralarda görmemiştim. Tamam şimdi bu yüzleri hepsini teker teker tutmam mı lazım? Öldüm mü yoksa? Öldürdüğüm herkesi görüyorum değil mi? Merhaba hanımefendi. Çok korkunç bir sırıtıyor bu arada. Tamam. Ben kimin kim olduğunu bilmiyorum bu arada. Hiçbir işime yaramayacak ama Peter neden bende böyle bir oyun oynuyor? Değil mi Peter? Değil mi Peter? Alo? Alo? Hah. Oh. Peter selam. Ne haber? Nasılsın? Peter. Yine sen beni yakalayacaksın, ben koşacağım değil mi? Hoş şeyler olmayacak yani. Bir şey yapabilsem keşke, şu an oyun durdu. Senin oyun oynamak da çok zevkli Peter. Ne güzel arkadaşlar edindim, ailem oldular ya. Uff ya. Andy'cim arkadaşlarını biraz düzgün seçemez miydin? Hani bir tık. Ucundan. Merhaba saat adam. Hangi birinizden kaçacağım onu bilmiyorum artık. Hatta nereye kadar koşabilirim? Nereye kadar koşabilirim? Evim. Tamam. Girdim eve. Üzgünüm Arthur. Ölmene izin veremem. Aslında ben bir elma değilim ve benim elma çiftliğim yok değil mi? Bunların hepsi bir tuzluk. Ben aslında tam ölmek üzere olduğumda gözümün önünden tüm hayatım geçerken bambaşka bir duruma geçiyorum. Bir film vardı öyle. Ve çok güzel spoilerını vermiştim yanlışlıkla. Hayır, televizyondaki şey. Ruhunu mu teslim ettin hanımefendi? Oha, bu Louis'i geri getirdiğimde aynı yöntem. Oh, kaç kişi ölmüş? Keşke anlasam. Louis
ölüyor ve onun ruhu şeytana satılıyor. Sonra Andy'yiz biz. Bizim de ruhumuz şeytana satılıyor galiba, ya da kurtarılıyor. Şeytanla anlaşma yapılıyor. Ve en sonunda herkes geri dönüyor ama düzgün bir şekilde değil. Louis kim? Peter kim? Peter neden böyle saçma salak şeylerle bize sürekli deneyen biri? Veya arkadaşlarım neden bu kadar garip insanlar? Farklı bir şey deneyeceğim. Farklı bir şey denemek zorundayım. Çünkü farklı sonları var. Aa, şimdi... Şimdi dışarı çıkamıyorum bir kere. Farklı yönlere... Ah! Evet, farklı yönlere gidebiliyorum. Buraya mı gidebiliyorum en fazla? Hadi denesek... Ah! Ne oldu lan? Isabelle, üzgünüm. Bu senin suçun değildi. Birazcık... Wow! Salaklık yapıyordum! Yes! Bambaşka bir zaman. Şık bir araba. Karanlıkta. Yolda gidiyor. Varabilecek bir yer var mı? Nereye varacak bu araba? Supra mı? Tamam. Aa, biz oynuyoruz. Hediyemiz var. Tamam. Hey dostum. Sana hediye aldım ama nereye gideceğim? Buradan gideceğim. Mutlu bayramlar. Mutlu bayramlar arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum? Ev burada. Arabayı birazcık daha uzağa park etseydin de. Yani birazcık spor, birazcık diyet lazım olabiliyor. Merhaba. Canım, kocacığım. Nasılsın? Arthur. Evet Arthur'cum, cevap verecek misin? Thomas. Buradasın. Aa, bunların ikisi de erkek. Bilmiyorum, çok piksel kadın sandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ama mağazadan geldiğim zaman onlar nerede? Thomas. Yani ben de senin kadar biliyorum. Bu garip bakışları olan adam değil mi? Onlar nerede Arthur? Onlara ne yaptın Arthur? Thomas, düşündüğün şey değil. Düşündüğün gibi olmadı. Thomas, neden baltaya bakıyorsun? Okey. Çok sevdim bu olayı. Kesinlikle. Bravo. Ben mesela burada da bir şey yapmayacağım. Burada yürüyeceğim. Onun dönüşmesini bekleyeceğim. En üste gitmeyeceğim. Belki gizli bir yer vardır gidebileceğim. Biraz grindlamak lazım. Gizemleri bulabilmek için. Ya da yakalansam ne olur? Yani. Bu da başka bir sorun. Ben az önce yakalanmadım. Evet, yakaladın beni dostum. Peter dostum. Şimdi ne yapacaksın? Seni gördü o Thomas. Oh! Hayır! Hayır! Bir dakika, biz hediye getiren adamdık, Arthur'duk. Yo, Arthur, Thomas. Karakterler karıştı iyice, kafayı yedim. O ne yaptığını gördü. Thomas'ı öldürdüğünü gördü. O her şeyi gördü. O zaman herkesi öldüren biziz. Biz Arthur'uz. Biz Andy'yiz ve Arthur'uz. Bunlar aynı. Aynı anda. Arthur kafayı yiyor. Bütün evdekileri öldürüyor. Hatta kızı diyor ki babam böyle bir yüzü var, çok korkutucu diyor. Onu çiziyor, resimlere falan çiziyor. Ondan sonra Thomas ailemizi katlettikten sonra geliyor ve diyor ki onlara ne yaptın? Ve onu da öldürmek zorunda kalıyoruz her şeyi anladığı için. Ve o sırada başka biri bizi görüyor. Ve böylelikle de bütün kasabadaki herkesi teker teker öldürmeye başlıyoruz. Ve Andy'nin, işte yine fabrika demeyeceğim, Andy'nin elma çiftliği. Böyle, bu şekilde.